Nazan hocamın soruları da üzerinden siz ne düşünüyorsunuz hocam? Çok çok teşekkür ediyorum. Herkese selamlar. Bütün dinleyicilere, sevgili eşiklilere, Nazan hocama özellikle ve size Gökçe Çiçek selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Şimdi öncelikle herhalde vurgulamamız gereken anayasa değişikliğinin Türkiye'nin siyasal ve anayasal tarihinde aslında çok temel bir çatışmanın üzerine inşa edilmiş olması. Bu temel çatışma aynı zamanda bir toplumsal yaraya ve hatta bir tür toplumsal travmaya da karşılık geliyor. Ve burada aslında Türkiye'de örneklerini çoğaltabileceğimiz çatışmacı, yaralayıcı, örseleyici yapısal sorunlardan farklı bir durum da var. Çünkü başörtüsü söz konusu olduğunda Türkiye bu çatışmayı, bu yarayı, bu toplumsal acıyı nadir görülecek biçimde toplumsal uzlaşmayla ve hatta başörtüsüne muhalif olduğunu bildiğimiz kesimlerin ve özellikle ana muhalefetin siyasal davranışları ile geride bırakmıştı. Dolayısıyla Türkiye'de başörtüsünün siyasal ve anayasal evrimine, bir tür tarihine baktığımızda çatışmadan uzlaşmaya doğru böyle organik bir süreçte görmüştük. Ve ana muhalefette simgeleşen başörtüsü karşıtı elit ile toplumsal kesimler arasında böyle kendiliğinden gelişen ve örneği az rastlanır bir işbirliği ve anlayış gelişmişti. Şimdi burada tabii yine başörtüsün kendi evrimi içinde geldiğimiz noktada artık laik ya da dini anlamda muhafazakar, başörtülü, başörtüsüz kadınlar bakımından örtünme kimlik siyasetinin bir unsuru olmaktan da uzaklaşmıştı. Dolayısıyla anayasa değişikliği artık bugün kimlik siyasetinin yeniden ortaya atılması olarak kanımca yorumlanmamalı. Başörtülü kadınlar bakımından başörtüsü kimliği her zaman iktidarla yan yana olma anlamına da gelmiyor. Tam tersine son dönemdeki gelişmelere baktığımızda aslında İslami feminizmin ya da muhafazakar kadınların feminizminin iktidarla uzlaşmayan ya da ona açık veya örtülü şekilde karşı çıkan biçimleri çok daha fazla görünür. Bu yüzden de anayasa değişikliğini iyileşen bir yarayı canlandırma ya da yaranın acısını ya da dışlanmışlık duygusunu tazeleyen bir kışkırtma ve hınç siyaseti olarak yorumlamak çok daha doğru olacaktır. Şimdi diğer yandan anayasa değişikliği teklifinin dini inanç sebebiyle örtünmeye odaklanması ve bu sebeple örtünmeye ilişkin özel bir grubu ele alması genel ayrımcılık yasağı bakımından hem Türkiye'nin anayasal tercihleri hem de uluslararası insan hakları hukukunun ayrımcılık konusuna yaklaşımıyla çatışıyor. Çünkü Türkiye'nin de içinde bulunduğu İkinci Dünya Savaşı sonrası anayasacılığında ve onunla koşut şekilde gelişen uluslararası insan hakları hukukunda ayrımcılık nedenlerine göre anayasal düzenlemeler ve anayasal güvencelerle karşılaşıyoruz. Oysa önümüzdeki anayasa değişikliğinde ayrımcılık nedenlerinin öne çıktığı bir düzenleme tekniği söz konusu değil. Tersine sembol ve simgelere göre ayrımcılık esas alınıyor. Ayrımcılık nedenlerine göre düzenleme tekniği dediğimde aslında din, felsefi inanç, mezhep, ırk, renk, sosyal köken, cinsiyet kimliği gibi nedenleri kastediyorum. Bu nedenler de tamamen nesnel olarak sınıflandırılmış ve kişilerin kullandığı simgelerden, sembollerden bağımsız olarak ama bunlarla da ilintili olabilecek şekilde karşımıza çıkan ve koruyuculuk gücü çok daha yüksek, çok daha bağdaştırıcı, daha oydaştırıcı bir küme
ve daha iyi işlemiş bir düzenleme tekniğiyle bu açıdan da karşı karşıya kalıyoruz. Çünkü İkinci Dünya Savaşı sonrası ayrımcılık örüntülerine ve ayrımcılıkla mücadele pratiklerine hukuk alanında anayasa, mevzuat ve stratejik yargılamalar söz konusu olduğunda baktığımızda burada başarılı bir çizgi, başarılı bir profil de görüyoruz. Şimdi diğer yandan özel grup güvencelerini düzenlemek, bu başörtüsü konusunda olsun ya da başka bir konuda olsun, zaten başlı başına sorunlu. Bu şekilde bireysel özerkliğin güçlenmesi değil, devletin belirli bir özel kıyafete, belirli bir simgeye, bir sembole, bir özel statü tanıması söz konusu olacak. Oysa biliyoruz ki Türkiye'de temel sorun ve temel gereksinim kadınların bireysel özerkliğinin güçsüzlüğü ve bu bireysel özerkliği her kümedeki kadın için güçlendirecek, koruma altına alacak nesnel ve kapsayıcı bir mevzuat. Anayasada dahil olmak üzere. Burada bir yandan anayasanın mevcut kazanımlarının uygulanmaması, özellikle Nazan Hoca'nın da değindiği eşitliğe ilişkin, bizim eylemli eşitlik olarak tanımladığımız ve içinde bir takım olumlu, güçlendirici düzenlemelerin de yer almasını beklediğimiz 2004 anayasa değişikliğinin gerçek anlamda ne hukuk eliyle ne de bir takım sosyal politika önlemleriyle hiçbir zaman yaşama etkili şekilde geçirilmemiş olduğu gerçeği var. Diğer yandan şiddet konusunda her gün karşımıza çıkan ciddi sorunlar var. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme bir tarafta, diğer yandan hem ceza mevzuatına hem de 6284 sayılı kanunu etkili şekilde uygulayamamaya ilişkin çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Ekonomik katılım, siyasal katılım, eğitim kümelerinde Türkiye SİDAV raporlarında, kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi komitesinin raporlarında zaten oldukça sorunlu bir görüntü veya görünüm sergiliyor. Dolayısıyla kadının güçlenmesi perspektifine ağırlık vermek ve özellikle bireysel özerkliği güçlendirecek ve bunu anayasa eliyle yapacak Türkiye'nin yeterli birikimi var iken birdenbire ve yalnızca başörtüsü gibi aslında Türkiye'nin toplumsal ve siyasal uzlaşmayla aştığı bir sorunu bir yaraya dönüştürmek ve onu kanatmak da anayasa yapıcılığının özsel amaçlarına uygun değil. Şimdi bunun dışında belki de son olarak şunu söyleyerek toparlayayım. Düzenlemelerin genel yapısına baktığımızda başörtüsü bakımından bizim öz güvencesi olarak ifade ettiğimiz böyle yoksun bırakma yasakları veya mutlak kategoriler şeklinde düzenlemelerin çok ayrıntılı bir şekilde anayasaya girdiğini de görüyoruz. Tabii bunun yaratacağı sakınca da nedir? Aslında bu kadar mutlak öz güvencelerini kaleme almaya başladığınızda daima bir sadece bir grubu değil, aynı zamanda belirli bazı güvenceleri de dışarıda bırakırsınız. Dolayısıyla böyle tüketici bir şekilde bu kadar detaylı bir şekilde ve mutlak şekilde korumaya gitmek zaten genel olarak son derece iyi düşünülmesi gereken bir düzenleme tekniği olmalı. Diğer yandan yalnız dinsel inanca dayalı giyinme koduna özerk koruma sağlama konusunda tabii bir sürü yorum ve uygulama güçlükleri de karşımıza çıkacaktır. Yani burada hangi başörtüsü, hangi kılık kıyafet, yani kıyafete de ilişkin özel bir vurgu olduğu için metinde bu kıyafetin ne olduğu ve burada çıkabilecek özellikle mekan kullanımları veya bireyler arası ilişkilerdeki kısıtlamalar ve acaba bu kıyafetin bireysel özerkliğe mi hizmet ettiği yoksa bireysel özerklik dışındaki bir takım tercihlerle mi kullanıldığı, bütün bunlar çok daha karmaşık sorunlar olarak karşımıza çıkacaktır ve bunların çözümünü siyasal daha esnek yaklaşımlarla, daha uzlaşmacı yöntemlerle çözmek varken ve bu konuda epey bir yol kat edilmişken tekrar anayasa ve hukukun bu katı yaklaşımıyla sonra yaklaşmak da
çözümden çok aslında sorun doğurabilecektir. Yani hiç öngörülmeyen sonuçları da olabilir bu anayasa değişikliğinin şayet kabul edilirse diye düşünüyorum. Tabii buradaki en merkezi sorun sonuç olarak bireysel özerkliği dışlayan, bireysel karar hakkı alma hakkını öne çıkartmayan, bunun yerine sanki kadınlar ve başörtülü kadınları koyuyormuş gibi gösterip ama dinsel inanç üzerinden bir tür mobilizasyon yaratmaya çalışan ve anayasa politikasını kötüye kullanan duruma dikkatinizi çekmek istiyorum. Yoksa elbette başörtüsü de dinsel inanca dayalı giyinme de bunların hepsi bir kamusal tartışma olabilir. Ama böyle tam da seçime giderken çözüldüğünü düşündüğümüz alanda kat edilecek çok daha fazla, çok daha anlamlı yol var iken ve Türkiye'nin bu konuda birikimi varken kadınlara da sorulmaksızın, kadınların sivil toplumundan görüş dayı alınmaksızın böyle bir anayasa değişikliğine gidilmesine gerçekten politik bir iyi niyette bağdaştırmanın zor olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim.